Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kağıt rulolarımızdan çok tatlı, kullanışlı bir kalem kutusu yapacağız. Evet, hadi hazırsanız başlayalım. Ama ondan önce kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı ve zil butonuna tıklamayı unutmayın. Hadi hazırsanız geçelim. İlk başta malzemelerimi saymakla başlıyorum. Malzemelerimiz tabii ki de burada renkli kağıtlarımız var. Ayrıca kalem kutularımız, yani bunların böyle altına koymak için mukavva ya da bunun gibi renkli bir kartona ihtiyacımız var. Sert olmalı ki daha iyi olsun. Ve burada boy boy şöyle 3 tane üstlerine de boy ölçülerini yazdım. Kağıt rulolarımızın boy santimleri bu kadardı. 11, 9 ve 8 santim. Böyle boy küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Ve çok tatlı bir kalem kutusu olacak. Ve yapıştırıcı ve makas da tabii ki de olacak. Hadi başlayalım. Evet, hadi başlayalım. Ben pembe, lila ve su yeşili olmak üzere 3 tane renkli kağıt seçtim. Şimdi baştan göstereyim. Küçük olan bu 8 santim rulomuz. Ortanca boyumuz ise tam 9 santim. Ya da 9,5 da ayarlayabilirsiniz. Şuradaki de tam 11 santim arkadaşlar. Böyle büyükten küçüğe doğru ayarlayacağız. Ve kalem kutularımızı yapmaya başlayacağız. En büyük boy. Evet, pembe kağıdımı aldım. Ve en büyük boy rulomla başlıyorum. Bunu kaplamak için pembe kağıdımı kullanacağım. Şimdi kağıdımın her yerine yapıştırıcı süreceğim. Zaten kullandığım bir kağıttı. O yüzden tam olur. Fazla olan kısımları da keserim zaten. Evet, yapıştırıcımızı bol bol sürüyoruz. Evet, bolca sürdük. Şimdi artık büyük boy rulomu koyuyorum arkadaşlar. Bu arada altta ve üstte olmak üzere boşluklar bırakacağım. Şu şekilde. Evet. Şimdi bunu kaplıyorum. Ve şu kısmı mesela keseceğim. Evet, kestim fazlalığı. Biraz daha yapıştırıcı süreceğim uç kısmına. Evet arkadaşlar, şimdi yapıştırdım. Ve şu üst kısmında bayağı boşluk kaldı. Ama biraz boşluk bırakarak oradan şu şekilde bakın. Kesiyorum. Evet. Fazlalıktan da kurtuldum. Şu kadarcık boşluk bıraktım çünkü onu içine kıvıracağız. Bu taraftan da biraz boşluk bıraktım. Şimdi onları da keseceğiz. Bunları ama şu şekilde kesiyorum. Şöyle şerit halinde. İçine doğru kıvıracağım çünkü. Ve evet, şimdi içine kıvıralım. Biraz daha yapıştırıcı sürüp yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere içini yapıştırdım. Bu şekilde bırakacağım. Şimdi burayı da yine aynı şekilde şerit şerit keseceğim. Evet, şimdi bunları da bu şekilde kestim. Ama bu sefer içine doğru kapatıp yapıştırmayacağım. Bunu taban olarak yapıştıracağım arkadaşlar. O yüzden böyle bir kısım bıraktım. Evet. Diğer rulolarımı yaptıktan sonra bunların altını diğer bu ikisini de aynı şekilde kaplayacağız ve altlarını bu şekilde bırakacağım. Çünkü bu şekilde bıraktığımda buraya yapıştırıcı süreceğim. Ve bundan yaptığım tabanlıkla böyle yapıştıracağım. O yüzden böyle bırakacağız. Şimdi bunların ikisini de kaplayıp geliyorum. Ve geldim. Görmüş olduğunuz üzere ikisini de güzelce kapladım. Evet, hepsi birbirinden tatlı oldu renkleri. Şimdi bunları güzelce süsleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle iki tane göz yapmıştım siyah kağıttan. Siz de isterseniz yapabilirsiniz ya da direkt boyayabilirsiniz. Tahta kalemden de ağız kısmını çizeceğim. Pembeyle de iki tane tatlı yanaklar yapacağım. Şimdi pembişi süsleyip geliyorum. Evet, birinci böyle kalem kutumu süslemesi bitti. Görmüş olduğunuz üzere çok tatlı oldu. Bu arada buraya da böyle tatlı bantlarımdan, bu mesela mavi, böyle sarılı var. Bir de böyle pembeli. Bir tane aynı gün vardı ama uyumadığı için getirmedim. Böyle renkli bantlarla da şu şekilde sararak süsledim. Bence çok ama çok tatlı oldu. Şimdi bu ikiliyi de süsleyip geliyorum.
Ve lilalı olanın süslemesi de bitti. Şimdi sıra geldi yeşilliye. Evet, yeşillinin de süslemesi bitti bence. Üçü de birbirinden çok ama çok tatlı oldu. Şimdi sıra geldi alt kısmını yapmaya ve sonra yavaş yavaş bitecek kalem kutumuz. Evet arkadaşlar, şimdi bu renkte bir kağıt aldım. Bu boyda da biraz kartonundan kestim. Görmüş olduğunuz gibi. Biraz da buradan boşluk bıraktım. Çünkü böyle biraz daha sevimli olması için şöyle figürler yapıştıracağım şu kısmına. O yüzden biraz da boşluk bıraktım. Keşke şurayı kare kesseydim ama biraz yuvarlamak için öyle yaptım. Ama olsun. Şimdi bu kartonumu bu renkli kağıdımla kaplıyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere tabanımı bitirdim. Çok güzel yaptım gerçekten. Mükemmel oldu. Şimdi sıra geldi bunları yapıştırmaya. Bu alt kısmına yapıştırıcımızı sürüyorum. Bu arada siz sıvı yapıştırıcı ya da böyle sıcak silikon tarzı da kullanabilirsiniz. Ama onlar biraz daha yani sıcak silikon elinizi yakabileceği için böyle bir yöntem buldum ben. O yüzden böyle bence daha iyi olur. Şimdi bunları güzelce yapıştırıcı sürüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde yapıştırdım. İçinden de şöyle kalemimle bastırıyorum. Tatlı oldu bence. Evet, böyle minik minik figürlerim var. Bunları sıcak silikonla yapıştıracağım. Çünkü oyuncak olduğu için tutmayacağı için sadece sıcak silikon tutar bunları. O yüzden bunları da yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere böyle yapıştırdım figürlerimi. Bence çok ama çok tatlı oldu. Bu arada silikonla da şu arkadan sabitledim. Zaten bununla buraları birleştirmiştim. Yani yapıştırıcı sürerek birbirlerine yapıştırmıştım. Böyle çok tatlı kalemliğimiz oldu. Şimdi içine kalemliğimizi koyalım ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar, kalem kutum bitti. İnanılmaz tatlı oldu. Umarım sizin de bu video hoşunuza gitmiştir. Like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bye bye.